Arkadaşlar bu arada bir tane şişko varmış. Adını vermek istemiyorum. Adını versem prim kokacak ortalık. O yüzden dolayı o şişkonun adını vermek istemiyorum. Arkamdan konuşuyormuş. Bilmem ne yayınları yapıyormuş. Twitch yayınları yapıyormuş. Ona sadece söylemek istediğim bir şey var. Hey yo man. You want to fight with me? Okay. You fat man. You wanna fight with me? Alright. I am here. Come and fight with me, you know me? Come and fight with me. I'm gonna fuck your mom. Okay? Okay? You was talking about me? Anyway arkadaşlar ben zaten herkes üstüne Ama al... bu herkes üstüne salladık değil mi abi? He İngilizceleri salladık. Herkes üstüne alınmasın. Almak isteyen. Dünyada 70 milyonda birçok şişko var. Herkes üstüne alınmasın. Almak isteyen alınabilir. Arkamdan konuşmasınlar bir daha. Yok, Le Levo değil. Yok, benim e, birisi, birisine küfür etmiş, bana, bana küfür etmiş. Yani. Levo değil, Levo değil arkadaşlar. O kaltakuzu işte. Le Levo değil. Levo bana... çok iyi bir insan onda herhangi ha. bir durum yok. Tabii yani. canım Levo iyi bir adam. Bir tane şişko arkamdan konuşmuş. O başka şişko. kişi. O başka kişi. Levo'dan bahsetmiyoruz. Bir tane şişko arkamdan konuşmuş. Aileme küfür etmiş. Bilmem ne laflar etmiş. O videolar duruyor. Eğer erkek adamsan, soğan erkeğe değilsen gelirsin karşıma çıkarsın benimle dövüşürsün oğlum Hodri meydan. İnternetten bana sallamayacaksın oğlum. Gel Mersin'e gel. Benimle dövüş. Ka Sen kafesine. kimsin oğlum? Kafes dövüşüne gel lan. Sen kimsin oğlum benim e ailem arkasından konuşuyor. Sen kimsin lan konuşacaksın? Oradan buradan. Eğer varsa şu kadar yürekliysen, şu kadar şerefin ve namusun varsa gelirsin, çıkarsın karşıma oğlum. Gelirsin Mersin'e gelirsin. Seni bir tokatlayıp gönderirim ben. Tamam mı? Adam ol. Arkamdan da bir daha konuşma, tamam mı? Seni var ya, seni o şey çıktığın yere geri sokarım. Akıllı ol. Can İstanbul'a gitti ya diyor ki kafes dövüşüne davet ediyorum onu diyor. Kim? Bizim Can? üçüncümüz vardı ya. Ha ne diyor, diyorsun? Kafes dövüşüne davet ediyorum onu diyor. Kim beni mi? <laughs> kafes şaka dövüşüne davet ediyor. Şaka yapıyor oradan. Ha şaka mı yapıyor? Evet. Anladım. Selam söylüyor yani abi. Benim de selam söyle ya. Söyledim. Söyledin mi? Hı Neyse arkadaşlar söyleyeceklerimizi söyledik. Arkamızdan Yok arkadaşlar Levo hakkında Levo'nun kim olduğunu bilmiyorum onun hakkında değil bir tane daha şişko varmış İsim vermek istemiyorum ha kesinlikle isim vermek istemiyorum eee o sana laf atan kimse bana laf ne? atan biri varmış bu sistemde bu e, Twitch yayında bir tane şişko varmış böyle şişman bir şey paso yiyor abur cubur laf eden biri varmış. Benim, benim arkamdan konuşmuş eğer dediğim gibi yüreğin varsa oğlum az biraz erkek adamsan çıkarsın karşıma baba Tele o bilgisayarın başında laf etmezsin bana anladın mı? Neyse İsmini vermek istemiyorum çünkü arkadaşlar ee, Şey yap, şey yapmak istemiyorum yani e, prim almasın üstümden prim kazanmasını istemiyorum böyle insanların e, O yüzden dolayı Böyle insanları meşhur etmek istemiyorum. Böyle insanlar GTA Vice'de oynayacak mı abi? Eğlenceli olur mesela. Oğlum bu kadar sohbet ediyoruz. Bakalım hani biraz başlıkları okuyalım ya. Hadi, hadi başlık gönderin de başları okuyalım. Şu an beyler. gelenlere bak istersen abi. Beyler hadi şimdi başlık gönderin başları okuyacağım. Şu an gelenlere bakalım. Ee, sene 2011 yılıydı. Ee, şundan versene abi. Sene olur. 2011 yılı ve Pascal Numa, Nihat Doğan kavgasını şimdi size anlatacağım arkadaşlar. O gün o kavganın tam ortasında ben vardım. Ne yazık ki ben vardım. Ee, şöyle oldu arkadaşlar kavga. Ee, şimdi Nihat Doğan kazansaydı o yarışmayı. Nihat Doğan Can Altiri Esen 3 TL göndermiş bu arada. Onu da okumak istedim. Can Esen'e de teşekkürler buradan. Pascal Luma olayını anlatıyorum arkadaşlar. Pascal Luma olayı e, Pascal kazansaydı Ebru Şanlı ve Özge Ulusoy'u götürecekti o gün ödüllerde. Nihat Doğan kazansaydı beni götürecekti ve Pascal Luma o yarışmayı çok kazanmak istedi arkadaşlar. Gerçekten çok kazanmak istemişti Pascal Numa. Yani yarışmaya kızları götürmek istemişti. Fakat gerçekten o gün o çamurlu oyunda Nihat Doğan harbiden çok yetenekliydi. Ya ben yalan söylemeyeyim. Çamurlu oyunda gözüme kum girdi, mum girdi. E, çok iyi oynayamadım o oyunda. Yani çünkü kategorim değil. İşte ip çözmeli, halat çözmeli bir oyundu. İp çözme işi de bayanların işidir biraz. Bu oyun sırasında arkadaşlar, Nihat Doğan oyunu kazanınca bu arada istemine, now hosting my stream with one years. O ne demek, neyse bilmiyorum. E, bu arada arkadaşlar, e, Pascal, Numa, e, Alperen, Altire, Özdemir, Garides, 20 TL göndermiş. Bu bu renkten para göndermiş. Adamsın. Alperen Altire Özdemir. Okuyorum ben buradan gelen bağışları bu arada. Ama bu arada kavgayı da anlatıyorum yani. Bu arada Nihat Doğan yarışmayı kazandığında Nihat Doğan kazandığında beni yarışmaya götüreceği için bağırdı orada. Ben dedi bunları ekmek ekmek niyetine yedim, yendim. Kaşar niyetine yendim, yedim dedim. Kaşar niyetine dedi. Bu arada Özge Ulusoy bu lafı duyunca. Ebru Destan bu lafı duyunca. Ebru Destan dedi ki Nihat Doğan'a. Pascal Asena dedi ki. Ya dedi Nihat Doğan dedi sen nasıl konuşuyorsun ya dedi. Ne demek kaşar ekmek niyetine yerim dedi. Pascal Luma'da Beşiktaşlı Pascal Luma'da. Bu az buçuk Türkçeyi bildiği için anladı olayı. Pascal Luman'dan sonra Nihat Doğan'a dedi ki ne diyorsun sen dedi. Derken ortada da ben vardım arkadaşlar. Pascal Numa tam benim üstümde Nihat Doğan'a yumruk atacak iken ben Pascal Numa'yı itekledim. Yani ben olmamış olsam Nihat Doğan dayak yiyecekti. Yani Nihat Doğan'ı kurtaran benim. Allah var yani Pascal Numar'ın boyu 2 metre boyu var arkadaşlar. Yalan söylemem size. Yemin ederim 2 metre boyu var yani Pascal Numar'ın. Yani o zaman beni bilene döverdi. İk Nihat Doğan'la ikimizi birleştirse ya adam öyle bir şey gücü vardı. Deli gücü vardı o zamanlar. Ben de Pascal Numa'yı itekleyince Nihat Doğan benim üstünden Pascal'a bir tane vurdu. Nihat Doğan vurdu. Evet Nihat Doğan vurdu ama benim sayemde vurdu. Çünkü Pascal'a ben iteklememiş olsaydım Pascal Nihat Doğan'ı yok ederdi. Son arkadaşlar Nihat Doğan'ı arkadan ben Pascal Numan Nihat Doğan'ı ben itekleyince kavga başladı. Nihat da benim üstümden bir tane vurdu zıplayıp vurdu Pascal'a. Aradan 10 dakika geçti kavgayı ayırdılar. Acun'un ekipleri geldi işte e, Esat abi ondan sonra Acun Medya'da e, Gökhan abi filan hepsi ayırmaya başladı arkadaşlar. Şey Pascal Numa ile şey ama Nihat Doğan'ı ayırmaya çalıştılar. Tabii ki bu sıra kavgayı ayırdıktan sonra Pascal Numa göl nehir kenarına gidip ayakkabısını giydi ve ayakkabısını giydikten sonra gizliden tekrardan saldırmaya başladı Pascal Numa Nihat Doğan'a. Tabi oradan biz sesleniyoruz. Nihat Nihat diyoruz. Nihat diyoruz. Pascal geliyor filan diyoruz. Niyat Doğan Niyat Doğan Bak benim oraya beni getirtmeyin. O yorumlarda şey saçma saçma şey yazmayın. Neyse arkadaşlar sonra Niyat Doğan'ı ben kovalamaya baş şey aman Niyat Doğan tekrar Pascal Niyat Doğan'ı kovalamaya başladı. O sırada Pascal Numay 3-4 kişi tuttu. Bu arada Uğurlu el 67 3 tane daha göndermiş. Ee, Zonguldak'tan ugurlu el 67 3 tane daha göndermiş. Arada arkadaşlar siz maaş yaptığınız sürece ben okumaya devam edeceğim. Ee, tabii ki kavgaya geri döneyim arkadaşlar. Bir sefer Pascal Numa ayakkabısını giyiyor. Pascal Numa saldırır derken herkes Pascal Numa'yı tutmaya çalışıyor. Ondan sonra kavgada orada bir tane tekme atıyor. Pascal Numa Nihat Doğan'a tekme atıyor. Nihat Doğan da Pascal Numa'ya atıyor. Yani şimdi size bir gerçeği söyleyeyim. ...doğruya doğru söyleyeyim. Pascal Numa ile Nihat Doğan'ı... ...adaya koyup... ...bak burayı iyi dinleyin. Pascal Numa ile Nihat Doğan'ı adaya koyun. İkisini baş başa bırakın. Yemin ederim size bir şey söyleyeyim mi? Pascal Numa... ...ama... ...söylemiyorum. Yani ne yapacağını söylemek istemiyorum. Pascal Numa onu mahveder. Nihat Doğan'ın tek kurtulmasının nedeni... ...çok şanslıydı ki o gün biz vardık. O gün biz... Yardımcı olduğumuz için Pascal, Numa, Nihat Doğan'ı tam dövemedi. Neyse arkadaşlar, konuyu değiştiriyorum şu anda. Pascal, Nihat Doğan olayını anlattım size. Ne olduğunu, gelişmeleri tam suratıyla anlattım size. Ee, evet arkadaşlar, minimum bahis, ama bahis demişim. Minimum bağış 3 TL'dir. Ee, onu da söyleyeyim size. Siz attığınız sürece ben canlı yayından görüyorum, bana gelen bağışları görüyorum. Onları da okuyacağım arkadaşlar. Pascal numa ve Nihat Doğan kavgasını okudum size. Ee, şu anda 2000 kişi seni izliyor. Türkiye'de birinci sıradaymışız. Evet, şu anda 2000 kişi beni izliyormuş bu saatte ve Türkiye'de şu anda bir numaradayım Twitch'te arkadaşlar. Sen hep bir numara. Zaten abi. ben hep bir numarayım. Boom. Bu arada bağışlarınız, bağış bağışlarınız, bağışlarınız geldiğinde ben okuyacağım dediğim gibi arkadaşlar okumaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Bugünlük en yüksek şey kim yaptı dedi ya. Bugünlük en yüksek bağış 20 TL olması lazım. Hemen kontrol Yok, edelim. Yok 20 değil ya şu İzzet Elik toplamda tamam, 60 toplam, TL attı. Evet ha. toplam 60 da hani adet ama, olarak 20. Tamam ama İzzet Elik 60. Tekrar ona okuyayım başlatanları.